Firavun'un Tutankamun'un mezarından harika şeyler dünyasına bizimle birlikte bu belgeselde yolculuğa çıkın. Mısır'daki Firavun köyünün zanaatkarları tarafından yıllardır hazırlanan, Tutankamun'un efsanevi hazinelerinin restore edilmiş reprodüksiyonlarından oluşan bu göz kamaştırıcı koleksiyon, tüm zamanların en zengin arkeolojik buluntusunu yeniden yaratıyor. Canlı bir metin eşliğinde anlatısı yapılan, Firavun'un kutsal ve kişisel eşyalarının muhteşem devlet arabası, altın tapınakları, yatakları, tahtları, mücevherleri, muhteşem cenaze maskesi, mumya kutusu ve kraliyet mumyası dahil 124 müzedeki orijinal kopyası farklı ışık konum ve açılarda çekim yapıldı. Çevredeki dönemden ilgili eserler, Tutankamun'un saltanatı, hem mezarın Howard Carter tarafından keşfedilmesini, hem de Mısır'ın ünlü çocuk kralının yaşamını ve zamanlarını yeniden canlandırıyor. Masum bir kukla hükümdar olan Tutankamun, tarihteki ilk tek tanrılı dini tarikat tarafından eski Mısır tanrılarının tüm panteonuna karşı yapılan tehlikeli ve derin bir siyasi, manevi ve sanatsal devrimin ortasında kalmıştı. Firavun'un çokça gözden kaçırılan Afrika mirası, kutsal nesnelerin dini büyüsü ve Tutankamun'un kötü şöhretli lanetiyle birlikte keşfediliyor. Tutankamun'un mezarının dört odasındaki en göz kamaştırıcı eserlerin, yalnızca eski Mısır'ın ihtişamını değil, aynı zamanda genç bir Firavun'un samimi günlük yaşamını da çağrıştırıyor. 9 yaşındaki Tutankamun, M.Ö. 1333 civarında tahta çıktı. Yaklaşık 9 yıl sonra ölümüne kadar hüküm sürdü. Mezara bırakılan mevsimlik peygamber çiçekleri ve adamotu meyveleri, cenazesinin baharın başlarında gerçekleştiğini gösteriyor. Tutankamun'un M.Ö. 1323'teki cenazesinden kısa bir süre sonra, mezar soyguncuları iki kez cömert hazineleri yağmalamaya çalıştı, ancak mezar hızla yeniden kapatıldı ve 1922'deki tarihi keşfine kadar 3000 yıldan fazla bir süre boyunca öyle kaldı. İngiliz arkeolog Howard Carter mühürlü giriş yolundaki ilk deliği açıp karanlığın içine ışığını tuttuğunda, mezarın başında endişeli patronu Lord Carnarvon, Carter'a bir şey görüp görmediğini sordu. Arkeologun, "Evet, harika şeyler," cevabını verdiği söyleniyor. Kaymaktaşı köle, antik Mısır sanatında, öncelikle ritüel amaçlı olarak katı resmi geleneklere, özellikle de ortodoks cephesellik kuralına uyuyordu. Her ne kadar asırlık standarda uygun olarak önden pozlandırılmış olsa da kaba örgülü bir peruk takan bu zarif çıplak kadın heykeli, son derece devrim niteliğindeki amarna sanat tarzıyla doruğa ulaşacak olan insan portresinde duyusal, naturalist ifadeye yönelik eğilimin bir örneğidir. Yeni krallığın başlangıcında 19. hanedan Mısır'da M.Ö. 1550 ila 1070 arasında ortaya çıktı. Bronz el aynası, daha zengin evlerin bir lüksü olan cilalı metal aynalardı, M.Ö. 2500 civarında, eski krallık döneminde Mısır'da ortaya çıktı. Genellikle, bronz veya bakırdan yapılmış bir aynaya sahip olmak, bir zamanlar üst sınıfları alt sınıflardan ayırıyordu. M.Ö. 2100 gibi erken bir tarihte şöyle yazıyordu: "Suda yüzüne bakmak zorunda kalan kadın artık ayna sahibidir." Bu zarif 19. hanedan bronz dökümünün tarihi, M.Ö. 1300 civarında, Büyük Ramses'in babası Seti'in saltanatına kadar uzanır. Tutankamun'un ankh ayna kasası, yaldızlı ahşaptan oyulmuştur ve kralın adı renkli cam ve yarı değerli taşlarla kapağı işlenmiştir. Kasanın içi gümüş ile kaplanmış. Bir zamanlar, içerdiği ayna bulunamadı. Cilalı altın, gümüş, bakır veya bronzdan yapılmış aynalar, kadın ve erkeklerin kozmetik aksesuarlarının bir parçasıydı. Bazen, bu gibi durumlarda bir ankh veya yaşam belirtisi şeklinde, ayrıntılı bir şekilde korunmuşlardır. Ankh ayna kılıfı, mezar soyguncuları tarafından bir zamanlar içinde bulunan gümüş aynanın çalındığı hazinede bulunan bu muhteşem ayna kutusu, altın levha ile kaplanmış ahşaptan yapılmış ve Firavun'un hem kraliyet hem de kişisel isimleriyle süslenmişti.
Yaşamı simgeleyen hieroglif ANKH sembolü, sandalet kayışı şeklinde temsil edilir. Aynanın da simgesi olduğundan, bu benzersiz kasayı yaratan esprili zanaatkar, şakacı bir kelime oyunu yapıyordu. Döngünün içinde bir kartuşta olduğu gibi, Tutankamun'un taht adı Nebhepru'nun hieroglifi, akik, kuvars ve renkli camla işlenmiş kutsal bir motifin içine dahil edilmiştir. Tasarım, evrenin yaratılışını, ilkel lotustan, Neb sepetiyle taçlandırılmış tacı yükselen bir bok böceği yani Keper olarak tasvir edilen güneş tanrısının, Re doğuşuyla birlikte tasvir ediyor. Her ne kadar özel olarak cenaze amaçlı tasarlanmış olsa da bu hoş muska, pekala Firavun'un değerli kişisel eşyalarından biri olabilir. Yeşil fayanstan, ateşlenmiş cam benzeri öğütülmüş kuvars hamuru yapılmış bu küçük kozmetik vazonun simyan tasarımı, eski zamanlarda zengin Mısırlılar arasında çok modaydı. Bu büyüleyici şişe, öğütülmüş malakit olan hidratlı bakır karbonat veya galena yani kurşun sülfit tozundan oluşan siyah bir göz farı olan sürme için bir kap olarak kullanıldı. Uygulamadan önce suyla nemlendirilen sürme, başlangıçta kozmetik bir süs olarak değil, sert çöl güneşinin parıltısını azaltmak için gözlere takılırdı. Horus'un kireç taşı kabartması, eski bir gök tanrısından türeyen başlıca antik Mısır tanrısı, Şahin olarak temsil edilen ve Firavun olarak kişileştirilen, yükselen güneş Horus'tu. Isis ve Osiris'in efsanevi oğlu Horus, babasının ölümünden sonra sihirli bir şekilde dünyaya geldi. Cinayetin intikamını alırken Horus, ölü Osiris'e adak olarak sunulan ve Tanrı'yı hayata döndüren gözünü kaybetti. ANKH işaretini ömür boyu elinde tutan ve ilahi asayı taşıyan Horus, yukarı ve aşağı Mısır'ın pişentini yani çift taç takıyor. Bu kabartma, yeni krallığın radikal gerçekçi okulundan önce gelen Mısır sanatının arkaik, biçimsel tarzını karakterize ediyor. Kanopik örnler, tutkulu bir yaşam sevgisinden doğan, eski Mısır'da ölümsüzlüğe duyulan mistik hayranlık, ritüel cenaze malzemelerinin üretimi etrafında yoğunlaşan bir ulusal ekonomiye yol açtı. Horus'un oğulları olan dört cin Imseti, Hapi, Duamutef ve Kebsenüf, ölülerin iç organlarıyla özdeşleştirildi ve bunlar ayrı ayrı mumyalanıp yerel tanrının putlarının götürüldüğü Kanopus kasabasının adını taşıyan dört törensel hazneye gömüldü. Osiris'in başı olan yuvarlak bir kavanoz şeklinde. 18. hanedanlığın sonuna kadar bu tür kavanozların üzerinde genellikle insan başlı tıpalar bulunurdu. Sonunda onlara Horus'un oğullarına benzeyen bir insan, bir maymun, bir çakal ve bir şahin kafaları takılmaya başlandı. 21. Hanedandan sonra organlar geleneksel olarak mumyaya iade edildiğinde, işlevsiz minyatür kanopik kavanozlar törenlere dahil edilmeye devam edildi. Kanopik tabutlar, emaye işi rişi veya tüy desenleri ile dövülmüş altından yapılmış olan bu dört minyatür insansı tabut, Firavun'un mumyalanmış iç organlarını barındırıyordu. Başka bir cenazeden arta kalanlardan tahsis edilen ve Tutankamun'un cenazesi için yeniden şekillendirilen tabutlar, kaymaktaşı kanopik sandığa yerleştirildi. Tabutların altın iç kısımlarına kazınan sihirli yazıtlar, orijinal olarak Ankeprir Nefernefruato'nun, Nefertiti isimlerini temsil eden ve Tutankamun için yeniden yazılan kartuşları ortaya çıkardı. Hazinede bulunan başka bir küçük ahşap tabut, Firavun'un büyük annesi Kraliçe Tiye'nin kıvrımlı bir saç tutamının duygusal bir şekilde sunulduğunu ortaya çıkardı. Yakınlarda, daha az süslü bir tasarıma sahip bir çift küçük tabut, Ankesenamun ve Tutankamun'un ölü doğmuş iki kızının mumyalarını içeriyordu. Bunlardan biri doğuştan spina bifida ve skolyoz nedeniyle acınası bir şekilde deforme olmuştu. Howard Carter, bu bebeklerden biri yaşasaydı, Ramses asla var olmayabilirdi diye tahminde bulunacaktı. Hazinede, vesayet tanrıçaları tarafından korunan altın türbenin içinde, Firavun'un mumyalanmış iç organlarının saklandığı kaymak taşından bir kanopik sandık olan kanopik durdurucu, vardı. Dört oyuğun her birinde Tutankamun'un mumyalanmış karaciğeri, akciğerleri, midesi ve bağırsaklarının bulunduğu minyatür bir altın tabut bulunuyordu.
Bu bölmelerin üzerinde çıkarılabilir kaymak taşı kalsit tıpalar bulunuyordu. Her biri Firavun'un incelikle modellenmiş portresini taşıyan küçük bir büst biçimindeydi ve genç özellikleri boyayla zarif bir şekilde vurgulanıyordu. Her ne kadar bu heykeller onu çarpıcı bir benzerlikle taşısa da bunların başlangıçta esrarengiz bir Ankepler'un veya Simenkler cenazesi için hazırlandığı ve artık başka bir kişiye değil de Nefertiti'ye atıfta bulunan ritüel taht isimleri olduğu olasıdır. Bu kaymak taşı tabutun kapağında, kralın adlarını ve unvanlarını veren bir yazı sütunu ile ayrılmış iki resmi buket vardır. Buketlerin her biri iki gelincik arasında bir papirüs çiçeği, lotus yaprakları, gelincikler, peygamber çiçekleri ve mendrakelerden oluşuyor. Hem kapak hem de kutu üzerindeki düğmeler volkanik obsidiyen camdan yapılmıştır. Alt düğmenin altında Tutankamun ve Kraliçe Ankesenamun'un adları ve unvanları vardır. Aslan yatağının altında bulunan tabutun içinde fil dişi bir nar, bir miktar kumaş, hayvan kılı ve ketene sarılı iki top saç vardı. Topların büyülü bir amacı olabilir ya da bir çeşit sözleşmeyi simgeliyor olabilirler. Büyük büyücü kadın olarak bilinen Isis, Osiris'e sonsuz yaşam bahşetmek için ilk mumyalama ayinini gerçekleştirdi. Bu, diz çökmüş kanatlı tanrıçanın klasik görüntüsü, Amarna tarzında yontulmuş Tutankamun'un altın tabutunun tabanına özenle çizilmiş ve kanopik sandığının kaymak taşı kapağına kazınmış. Tutmos 3, Orta Krallık zamanında, Nil boyunca Asyalı hükümdarların, Hiksos olarak da bilinir, istilası sonunda başkent Memphis'e de sıçradı. Mısırlılardan ağır haraç talep eden yabancı derebeylerin bir asırlık aşağılayıcı tahakkümünden sonra, uzaktaki Deban kralı Ahmos Hiksosları kovdu, Mısır'ı yerel yönetime geri getirdi ve Töbüs şehrinde dini başkenti kurdu.